Şimdi yine hocam çok fazla böyle duyuyoruz. İşte şeye girildi, define bulundu ama orada işte hayvan çıktı, o çıktı, değişik sesler geldi. Bravo. Ondan sonra işte taşladılar, onu yaptılar, ateş gördüm. Bu tarz şeyler de oluyor hocam. Bu da herhalde cinler tarafından yapılan hareketler mi oluyor hocam? Şimdi define yerinde hayvan çok çıkıyor. Söylediğin kesinlikle doğru. Bazı insanlar diyor ki hayır yani define yerinde hayvanın ne işi var vesaire diyor ama benim bizatihi gözümle gördüğüm olaylar da oldu. Gerekirse onları da anlatırız. Evet hocam yani bu define yerinde çıkan hayvanlar yani bunlar hem ne anlama geliyor? Bunlardan bir korunmak amacıyla yoksa dediniz hocam işte geçen haftaki programda yılan şeklinde oluyor. Başka değişik hayvan şekillerinde de ortaya çıkıyor. Yani burada çıkan hayvanların anlamı. Şimdi şöyle, tabii ki bizim o uğraştığımız, yani definecilerin o uğraştığı yerlerde yerin altında börtü, böcek, yılan vesaire gibi canlılar olması çok muhtemel. Fakat burada işte ayrım noktası bunlar gerçek mi? Yoksa bize halüsinasyon görülen cinler mi? Önemli olan bunun ayrımını yapmak. Mesela büyük define yerlerinde en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi yılanlar. Ve bu yılan öyle bir karşınıza çıkıyor ki onun cinlerin bir halüsinasyonu mu yoksa gerçek bir organik bir canlı mı anlamak gerçekten zor oluyor. Bunda da Enam suresinin bir tertibi var. Enam suresinin tertibini yapıyoruz, vefkini yapıyoruz, tertibini yapıyoruz. Daha sonra da etrafına Saffat suresini yazıyoruz. Tabii onu yapmak biraz uzun süren bir işlem. Bunu yaptığımızda bunu da bembeyaz bir örtüye yapıyoruz. Çarşaf demeyeyim de bir beze yapıyoruz. Beyaz bir beze. Siyah bir, eskiler kömürle yapıyormuş ama artık günümüzde kömüre ihtiyaç yok. Alkolsüz herhangi bir kalemle olabilir. Tekrar söylüyorum, Enam suresinin tertibi yapılıyor. Yine Enam suresinin altına vevki yapılıyor. Etrafına da Saffat suresi ilk 10 ayetin 1 ile 10 ayetinin 1 ile 10 ayeti yazılıyor. Daha sonra görülen yılanın üzerine atılıyor. Üzerine atıldıktan sonra tekrar Enam suresi okunuyor. Saffat suresi 1-10 okunuyor. Bunlar okunduktan sonra aşağıdaki yılan durur ve sakinleşirse tekrar örtüyü okuma bittikten sonra kaldırıyoruz. Eğer cin ise o yılan halata dönüşür. Eğer cin ise bildiğimiz halata dönüşür. Ama cin değilse yılan olmaya devam eder. O zaman o yılanın fiziki olarak icabına bakılması lazım. Ama burada bir önemli detay vereyim. Asla ve kata define yerinde çıkan hiçbir canlıya zarar vermeyeceğiz. Hiçbir canlıya. Çünkü biz o canlının gerçekten organik bir canlı mı yoksa bir cin mi olduğunu bilmiyoruz. Belki Cin de de olabilir değil mi hocam? olabilir, belki bize halüsinasyon gördürüyor ya da bir canlıya temessül etti. Bugün kedilerin bedenine girer diye bir sürü söylenti var. Köpeklerin bedenine girmekte zorlanıyorlar biraz ama girebilir diye bir sürü söylenti var. O nedenle bir canlıya temessül de etmiş olabilir bizi korkutmak adına. Ya da bir canlıyı bize de işte bilincini yönlendirerek zarar vermek adına sevk etmiş olabilir. O nedenle o canlının asla ve asla canına kast etmiyoruz. İkinci bir husus, yine define yerlerinde en çok çıkan şeylerden bir tanesi kurbağalar. Kurbağa çok çıkar. Kayanın içinden kurbağa çıktığını gördüm. Yani yaşaması mümkün olmayan kayanın içinden avuç dolusu kurbağalar çıktığını gördük. Sırrı nedir hocam? Sırrı şudur. Bazı rivayetlere göre bu kurbağalar aslında atılmamalıdır. Derler ki bu kurbağalar aslında altındır. Üzerine okuma yaptığın zaman dönüşür, altın olur derler. Fakat bazı havasçılarımız buna katılmıyor. Dolayısıyla diyorlar ki onlar orada sizin karşınıza çıkmış ve sizi vazgeçirmek için uygulanan büyü emareleridir. Onları alın bir köşede toplayın, atmayın. Bir köşede toplayın, işleminize devam edin. Korumayla beraber işleminize devam edin. Eğer muvaffak olamazsanız o zaman onları okumaya başlayın. Ya da başınıza işler gelmeye başladıysa orada o zaman onları okumaya başlayın. Hatta bazı surelerin tılsımları var. Onlar yapılır. Bazısı yakarak atar. Bazısı suyun içine okur, o tılsımı koyar. Bu kurbağaların üzerine döker. Böyle de işlemler vardır. Ben size çok bambaşka bir şey daha söyleyeyim. Lütfen hocam. Şimdi
define yerlerinde çıkan bazı o hayvanattan iki tanesi var mesela. Biri arılar. Arıların da altın olduğu, uçmasına izin verilmemesi gerektiği, öldürülmesi ve toplanması gerektiğini söyleyenler de var. Bununla beraber çok enteresan, çok duyduğum ve her duyduğumda sinir küpü olduğum bir saçmalık daha var. O da şu. Ya gerçekten çok komik ya. Buradan da nasıl anlatıldı bilmiyorum ama. Deniyor ki bazı kendisine metafizik uzmanı diyen süper zekalar bunu söylüyor. Ve insanlara yaptırıyorlar. Bak bunu yapmayın sevgili arkadaşlar. Gerçekten yapmayın. Günaha giriyorsunuz. Vallahi billahi tillahi çarpılırsınız. Şunu yapıyorlar abi. Diyor ki metafizik uzmanı. Kazacağın yer kimin abi? Yeri kim buldu? İşte sen buldun. O zaman diyor sen bir tane poşetin içine küçük tuvaletini yapacaksın. Tövbe aşağı bu kelime için özür dilerim. İşeyeceksin diyorlar. Küçük tuvaletini yapacaksın. Sonra onu diyor ağzı açık bir şekilde define kazdığın yerin yanına koyacaksın. Cinler gelecek ondan beslenecek. Sonra diyor sana ilişmezler. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Sen rahat rahat işlemine devam et. Yani oraya küçük tuvalet yaptın koydun diye cinler sana ilişmeyecekmiş. Böyle saçmalık olmaz arkadaşlar yapmayın. Bunu yapanlar var ya inanıp da yapanlar var. Necis ortam, rahmani ortam olmaz. Ve sen oraya hemen yanına necaset bırakıyorsun ya. Necasetin olduğu yerde rahmani işlem olmaz arkadaşım. Olmaz. Olmayacağı için de senin orada okuduğun, kendini çember içine aldığın duanın, nur dairesinin ya da ismine ne diyorsan hiçbir kadri kıymeti kalmıyor. Çünkü senin yanında necaset var. Böyle saçmalıklardan uzak durun. Yani bir metafiziki varlık, affedersin ama böyle bir küçük tuvaletten beslenmez. Böyle bir saçmalık yok. O sizi korumaz. Allah'ın ayetleri sizi korur. Hiçbir şey bilmiyorsan üzerine felak nasıl oku ya? Vallahi billahi şu çişten daha çok korur seni. Böyle saçmalık ya olmaz mümkün değil. Tabii ki yapmayın hocam. Böyle bir şeyi. Gerçekten çarpılırsınız. Bunu gözlerimle gördüm ya. Gözlerimle yapanı gördüm yani. Öyle bir şey gezisinde, macera gezisinde denk geldik. Baktık yer kazıyorlar falan. Kolay gelsin abi sağ olun falan. Baktık orada poşetin içinde kocaman da bir poşet sapsarı. Abi dedim bu ne? Hani ben de safım ya diyorum ki hani okunmuş herhalde su falan. İçine diyorum bir şey katlar herhalde. Safran mafran bir şey katlar. Abi dedim bu ne? Dedi ki o çiş. Ne? Ne için? Ya dedi hocamız var böyle böyle dedi ondan yapıyoruz. Aman ya Rabbi ya böyle böyle saçmalık olur mu ya? Ya tekrar söylüyorum necaset olan yerde rahmaniyet olmaz. O nedenle böyle saçmalıklardan uzak durun arkadaşlar.